Çok güzel bir haberle başlıyoruz. Operatör Doktor Taha Mehmetoğlu hocam geliyor. Estetik ve plastik cerrah uzmanı. Güzel şeyler konuşacağız. Buyurun Taha hocam. Hoş geldiniz. Merhabalar, hocam. hoş bulduk. Sağ olun, sizler nasılsınız? Harika görünüyorsunuz maşallah. Sağ olun. Biraz daha Çok şöyle alacağım hocam ederim. seni. Meme küçültme operasyonunu kimler evet. tercih ediyor hocam? Evet. Ee, özellikle ben e, siz de fark edersiniz yani e, meme e, operasyonları ile ilgili çok sorular oluyor, çok e, bize müracaatlar oluyor. Evet. Yani o yüzden e, meme küçültme ameliyatını daha sık sık anlatmaya başladım. E, meme küçültme ameliyatı şöyle: e, Vücut da e, hem sağlık problemini çözüyor, aynı zamanda psikolojik problemi çözer Hı. ve aynı zamanda da görsel estetiği e, çözer. E, Mesela burun estetiğinde tabii ki solunum yolu problemi varsa yoksa e, hani sadece burun ucu sadece estetik ve psikolojik problemi çözer. Hmm. Ama meme estetiğinde aynı zamanda insanın, e, hastanın postürünü, vücudunun şeklini e, ve estetiğini de etkiler. Hmm. E, postürü bildiğimiz gibi hani e, omurluklardaki ağrılığı, hani e, oradaki yükü. estetik de e, şöyle bakmak lazım eğer gerçekten meme dokusu büyükse e ee, hem hastanın kilolu, kilolu gösteriyor. Aynı zamanda da omuzlarında bir eğrilik, bir postür Tabii. bozukluğu oluyor. Evet. evet. Peki Taha hocam, memenin çok büyük olması ya da çok büyük olması hangi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor? Bel ve boyun ağrıları ve fıtık meme büyüklüğünden kaynaklanabilir mi? Tabii ki. Seda Hanım, özellikle mesela viz, viz, vücudumuzun duruş e, duruş pozisyonumuzu şu şekilde mesela durduğumuz takdirde evet. nedir? Tüm yükümüz Omur boyundaki omurilik aşağıya doğru yükümüz oraya doğru yük biniyor. Doğru. Eğer şimdi şöyle düşünün, ya karında bir büyüklük olursa şu şekilde, bele daha çok ağırlık. Evet. Eğer memede büyüklük olursa ne olur? Omuzlar Söyle. ve sırtımız. Tabii ki. Büyük memeyi taşımak da zor anam. Şöyle. Evet, evet ve ciddi bir şekilde e, postürde bozukluklar oluşturuyor e, e, Peki ne oluyor Zamanla 3 yıl 5 yıl 10 yıl oradaki e, sinirlerde sıkışmalar buna bağlı ellerde uyuşmalar e, fıtıklar Hı. oluşabiliyor Hatta bunlar ameliyata kadar gidebiliyor Yani o yüzden hep şunu anlatıyorum. E, meme küçültme ameliyatı aynı zamanda birinci e, sağlık problemidir. Hmm. Onun ondan sonra estetik bir problemdir. E, küçük burada, olması da e, bir sorun. E, Tabi memenin küçük olması da bir sorun. Yani her şeyin bir e, limiti vardır, bir e, e, sınır vardır. Eğer çok küçük meme ise e, ne olacak? O zaman da e, hiç kadın, olmayan var hiç olmayan e, gördüm ben. Ya var tabii var. Öyle. Tabii bunların tedavisinde ne yapıyoruz? Silikon protezler yerleştiriyoruz. Tabii. Süt bezlerine dokunmadan memenin altında ince bir çizgiyle meme dokusunu doldurarak o görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Peki, Taha hocam, meme küçültme operasyonları kadınların psikolojisini nasıl etkiliyor? Evet, şimdi şöyle düşünün. Her sabah uyandığımızda bir kere aynı zamanda sağlık problemini anlattım bir sağlık problemi. İkinci bu sağlık problemi e, ne olacak hastanın psikolojisine yansıyacak. Psikolojisinde e, rahatsızlıklar oluşturacak. Yani e, bir ağırlık bir e, yük her sabah o yükü taşımak zorunda kalıyor. E, üçüncüsü e, bir giysilerde yani bir iç çamaşırı olsun üstünden bir şey giy, e, giydiği zaman e, devamlı önünü kapatmak zorunda kalıyor. Devamlı e, onu saklamak için. Saklamak için hem omuzlarda ağrı oluyor hem de bayanlar onu e, rahatsız olduğu için ne yapıyor? Otomatikmen şu omuzlarını kapanıyor, öne doğru yaparak tabii, şunu içe doğru kapatmak zorunda ha. kalıyor. Ve bunu yaparak aynı zamanda da sırtını eğ, eğmiş oluyor. E, ne oluyor? Pozisyon değişikliği oluyor. Halbuki bizim istediğimiz nedir? Yani postür. Normal tabii. bir postür. Omuzlar dik. E, duruşumuz dik, yani özgüvenli yani daha böyle bir e, rahat bir pozisyonumuzdur. Evet, e, bunlar olsun. sağlık problemi oluşturuyor. Kesinlikle. Aynı zamanda da estetik problemler de oluşturuyor. Şimdi az önce meme küçültme ameliyatından bahsettik. E, artık meme küçültme e, pardon tabii meme küçültme, meme küçültme. E, yaş alt bayağı da indi. Çünkü genç kızlarımız utanıyorlardı. Şimdi evet. artık daha rahat geliyorlar. E tabii, Bu ağrılı e, bir süreç mi? Çocuk... Tabii şimdi e, Seda Hanım önceden biliyorsunuz çok şeyler değişti, gelişti. Gelişti çünkü e, şeylere de tabii dokunmuyorsunuz tabii ki. süt be, e, Kesinlikle, bezeleri. kesinlikle teknikler değişti, hastaneler değişti, e, gelişti. E, o yüzden artık mesela e, şunun yaş sınırını şöyle diyoruz. E, yani tabii ki e, bunların dışında olabilir 18'in altı da olabilir hmm. bazen e, 70'in yani... Üstü yok zaten yani hmm. e, eğer rahatsızsa e, artık yapıyoruz onu. Ama yaş sınırı 18'in altına biraz daha dikkat ederiz. Ama ciddi bir şekilde yine de psikolojik bir rahatsızlıklar veriyorsa, e, 18'in altını da bile nadir de olsa yapabiliyoruz. E, ama süt vermesi için neler yapıyoruz? Süt verebilmesi için. E, tabii meme dokusunu, meme başını... Bir, başını koruyacak teknikler seçeriz hmm. ve süt bezlerinin bir kısmını da koruyoruz hmm. ee, ileride süt verebilsin diye. Ee, tabii ki e, bunlar çok önemli çünkü hastalar özellikle e, bunları soruyorlar. Yani e, çok bu konu e, bizim güncel bir konumuz. Hmm. E, bunlar da soruyorlar ona göre de biz de e, koruyucu bir tedavi tercih ediyoruz. Peki bu operasyonlardan sonra e, hastalar rutin hayatına devam edebiliyor mu? Bir sorun var mı? İş hayatına ne kadar Evet, evet. Aranabilir? İnsanlar biraz gerçekten de hani operasyon deyince e, endişeleniyorlar. Tabii ki normal. Yani e, sonuçta operasyon, e, sonuçta bir ameliyat. E, ama şöyle e, dediğim gibi yani e, ameliyathanelerinin gelişmesi, anestezinin gelişmesi, e, ağrı kesicilerin olması e, işimizi biraz rahatlattı. Hastalar e, sabah ameliyat olup e, ertesi gün evlerine gidebiliyorlar. Onun dışında yaklaşık 4-5 gün sonra kendi işlerine dönebiliyorlar. Ama tabii ki bu, bu e, tamamen e, hastaların yaşam tarzına bağlı, yaptığı işlere bağlı. E, yine de ben hastalara şunu söylerim, dikkat bir dikkat etmelerine gerekir, bir e, 20 gün bir ay bir kendilerine dikkat etmesi gerekir. Yatarken, hani sağa sola dönmelerinde dikkat etmelerinde fayda var. Taha Hocam, e, memek küçültme operasyonlarında memede kitle varsa aynı anda alınabilir mi? Evet, şimdi Sedan Hanım ön, önemli bir konu. Özellikle memek küçültme ameliyatlarından önce ben ultrason yaptırıyorum hastalara. E, e, rutin bir işlemdir. Ultrasonda ne yapıyoruz? Memede bir kitle varsa tespit ediyoruz. E, bu kitle, bu kitle... İyi ee, iyi huyluysa zaten takip ediliyor. Hmm. Ee, kötü huyluysa zaten genel cerrahi başka bir branşlardan bölüşe danışılıyor, konsult ediliyor. Ama kitle de aynen bizim çıkaracağımız bölümün içindeyse aynı seansta kitleyi de çıkartabiliyoruz. Ee, Şöyle bir şey vardır yani mutlaka her bayanda bir kitle vardır. Tüm kitleler alınacak diye bir şey de yok aslında. Hı hı. Yani onlar takip ediliyor. Mesela yaklaşık dört bayanın birinde e, ultrason yaptırdığımızda fibrodenom, e, fibrotik tigapta bir meme dokusuna e, sahip. E, tabii ki ameliyat sırasında değerlendirilir. Eğer bizim ameliyat alanımızın içindeyse o kitleler de çıkartılabiliyor. Çok şükür. Meme estetiğinden sonra his kalır mı? His kaybı olur mu? Evet. Ee, özellikle hastaların sorduğu sorulardan birisi bu ama son zamanlarda zaten tamam, özellikle şunu söylemek istiyorum. Artık sormuyorlar çünkü hepsi biliyorlar. Biliyorlar. Doğru. Ee, bu çok güzel bir şey. Ee, ben hastalara artık önceden ters T şeklinde bir e, izniniz olacak, meme başında bir izin olacak. Hocam tamam onları biliyoruz zaten. Yani e, şöyle bir şey e, meme başı etrafında memenin meme normal orijinal bir natural bir çizgisi var zaten meme başının kahverengi ile cilt arasında. O cildi orada saklıyoruz. Ondan sonra meme altı kıvrımımız var, o kıvrımda saklıyoruz. Ters D şeklinde bir izi oluyor ama hastalar bunu gerçekten de hiçbir zaman şu ana kadar bu izlerden rahatsız olduğunu söylemedi. Hı. E, çünkü büyük bir meme dokusu, büyük bir e, meme dokusu o kadar rahatsız ediyor ki e, artık o izi hiçbir zaman hasta görmüyor. O kadar mutlu oluyor ki ağırlık gidiyor, yük sırtından inmiş Öyle oluyor. Öyle his falan da olmuyor. Harici. Hastalar motive oluyor, spor yapabiliyorlar artık. Tabii. Meme büyütme ve küçültme operasyonundan sonra nelere dikkat etmeli hastalar? Evet. Aslında işe dönme süreleri çok yakın. Ama tabii ki yine de artık hayat çok hızlı. Mesela ameliyattan sonra hemen araba kullanmak özellikle sık karşılaştırılıyor. Yani biraz bunlara dikkat etmeleri gerekir. Ee, evdeki yaptığı işleri, işler olsun, e, normaldeki iş hayatındaki işler olsun. Bunlara biraz dikkat ettiği takdirde herhangi bir problem yok. Yatarken hani sağa sola dönmemeleri belli hmm. bir süre oda. Hmm. Yani yaklaşık e, bir 1 ay içinde, 20 biraz gün içinde korumalı. biraz korumaları gerekir. Ameliyattan sonra biz hastalara korseler veriyoruz. Özel hmm. e, meme dokusunu tutacak, bir e, baskılayacak <laughs> bir korseler veriyoruz. Bu korselerde belli bir süre bizim tavsiyelerimiz doğrultusunda yaparlarsa gerçekten de iyi sonuçlar bir alıyorlar. Bir de korunaklı sütüyenler takıyorsunuz. o. Hocam. Tabii tabii böyle ameliyattan sonra <laughs> e, evet. sık, sıklaştırıcı, sıkı tutucu tabi kullanıyoruz. Tabii. Birkaç tane sosyal medya sorusu evet, soracağım tabii ki, tabii ki. Taha Mehmetoğlu hocama. Tabii. Meme küçültme operasyondan sonra anne bebeğini emziremez diyorlar. Doğru mu yanlış mı? Şimdi şöyle, e, şöyle bakmak lazım. Emzirme bir subjektif kavram. Yani her e, kadın e, süt verecek diye bir şey yok. Hiç meme küçültme ameliyatı geçirmemiş bir kadın e, dahi süt veremeyebilir. Ama e, yapacağımız <laughs> operasyonla yapacağımız operasyonla meme dokusunu tamamen biz çıkartmıyoruz. Meme dokusunun bir kısmını bırakıyoruz bir kısmını bırakıyoruz. Ee, o yüzden süt verme etkilense de çok az etkilenir ama genelde normalde süt verebiliyor. Meme estetiği meme kanserini önler doğru mu yanlış mı? Evet şimdi e, meme küçültme operasyonu hep hastalara şunu anlatıyorum ben. E, meme dokusu çok büyükse meme dokusu büyükse e, kanser olma ihtimali yüksek her zaman bu böyledir. E, biz ameliyatı ne yapıyoruz? Meme küçültme ameliyatı yapıyoruz. Meme küçültme ameliyatında ne yapıyoruz? Meme dokusundan bir kısmını çıkartıyoruz. Şimdi memenin içinde yağ dokusu var. Bir meme dokusu var. Yağ doku meme dokusu. Ve bunlardan biz ameliyat sırasında her birinden bir kısım çıkartıyoruz. Eğer meme dokusundan çıkarttığımız miktar fazlaysa zaten direkt kanser riskini biz yüzde elli yüzde yetmiş azaltıyoruz. Hmm. Yani hatta genetik testlerde yapıldığı takdirde kanser riski varsa tamamen içini boşaltıp protezler yerleştiriyoruz. Yani çünkü meme dokusunu çıkartıyoruz komple. Ee, küçültme operasyonu da yardımcı bir operasyondur. Meme kanseri riskini düşürür. Tek memede şekil bozukluğu varsa ki Asimetrik görüyoruz. Asimetrik memelerde. Evet. Estetikle düzeltilemez diyorlar. Doğru mu yanlış mı? Evet. Şimdi eğer önümüze sık olsa az da olsa gerçekten karşılaşıyoruz. Ee, ama minimal asimetrileri ben hiçbir zaman e, önemsemiyorum. Çünkü estetiğin doğasında vardı minimal asimetriler. Evet. Ee, şu anda elimizin şekline baktığımız takdirde, e, memenin tabii, şekline takdirde. Ta... bu minimal asimetriler bizim estetiğimizin doğasıdır. Aslında olması gereken bu. Ama bariz asimetriler vardır. Bariz asimetriler nelerdir? Mesela bir meme çok küçüktür, bir meme ciddi büyüktür. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Ee, bunların simetrilerini ayarlıyoruz. Diğer memeye küçültme işlemi yaparak, fazla miktar doku alarak, diğer memeden az doku alarak bunları eşitlemeye çalışıyoruz. Hastalara özellikle şunu söylüyorum. Ee, minimal asimetriler muhakkak kalacaktır ama önemli olan nedir? Kabullenebilir bir görüntü olması. Kabullenebilir görüntü nedir? Görüntü nedir? Yani abartılı asimetri olmadığı sürece problemimiz yok. Minimal asimetriler zaten estetiğin temelinde vardır ve doğaldır. Peki, e, meme küçültme operasyonundan sonra çok sıcak ya da çok soğuk duş almak sakıncalıdır diyorlar. Doğru mu yanlış mı hocam? Şimdi şöyle, e, genelde insanların e, yapısı alışkanlıkları vardır. E, her zaman e, abartılı uç noktalar her zaman zarardır. Hem hastalar için hem de hayatımız için. Evet. Yani bir arabayı yük, fazla yüksek hızda kullanırsanız sakıncalı ortalama hız varsa düşük hızda kullanırsanız yine sakıncalı. Aynı şekilde bu bu örnekte bunun için geçerlidir. Yani abartılı e, çok sıcak, çok soğuk, ondan sonra abartılı dinlenmek, ameliyattan sonra saatlerce yatağında yatıyor hasta. Yani bu tamamen zarar Hastanın kalkıp yürümesini istiyoruz, mobilizasyon istiyoruz. Vücudunun akımı olsun, e, anestezik maddeleri atsın, toksik maddeleri atmasını istiyoruz. Bol sıvı almasını istiyoruz. E, o yüzden e, abartılı e, hareketlerden, abartılı sıcaklıklardan kaçarız. Ortalama sıcaklık en iyisi. Peki... E Meme estetiğinden sonra bir süre sporcu sütyeni kullanmak gerekir diyorlar doğru mu yanlış mı tamam evet, hocam sporcu sütyenli e, hastalarımız biraz daha böyle e, sanki e, farklı bir e, sütyenmiş gibi kabulleniyorlar evet. Aslında öyle değil Yani aslında onu kullansalar, e, daha çok rahat edecekler. Yani e, sporcu sütyeni e, dediğimiz meme dokusunu biraz daha sıkı tutan, hmm. altında demirleri olmayan evet, hani evet. E, biraz daha e, e, sıkı tutan bir sütyendir. Evet. E, ameliyattan sonra 3 e, ay bunu kullanmasını öneriyoruz. Ondan sonra aşama aşama çıkarır tekrar giyebilirler. Yani evet. bir sıkıntı Peki. olmaz. Operatör Doktor Taha Mehmetoğlu hocama teşekkürler ediyoruz. Ben teşekkür i̇şte, ederim. Sağ, Sağ olun. Sağ olun Seda. İnanılmaz bilgiler verdi.